Son dönemdeki haberler, sızdırılan ve örtbas edilen bazı fotoğraflar, Tarsus kazısının ahit sandığıyla ilişkisi, Vatikan'dan Erdoğan'a sürpriz, davet ve Vatikan'ın şaşkınlık yaratan açıklamaları, akıllardaki sorular, gazeteci Mehmet Güler'in Patrick'le görüşmesi sonucu aldığı şok cevap, onu buldum diyen Amerikalı araştırmacı Ron Wett ve Evliya Çelebi'nin efsanesi. Tevrat ayrıntılarıyla, Kur'an onayıyla onun gerçekliğini tasdikledi. Elinde bulunduranın dünyanın hakimi olacağı yazıldı. Yüzyıllar boyunca insanoğlunun ilgisini çekti. Binlerce araştırmacı peşine düştü, onlarca film yapıldı. Amerikalı bir araştırmacı bulduğunu iddia etti, ardındansa bu kişi kilise ve gizli güçler tarafından itibarsızlaştırıldı ve yalnız bırakıldı. Dünyanın dört bir yanında gizli veya alenen arama çalışmaları devam ediyor. Özellikle Orta Doğu'da filizlenen tüm inançların göz bebeği durumunda. Dünyanın önde gelen devlet liderlerinin gizliden gizliye bulmak için büyük çaba sarf ettiği büyük bir gerçek. Ama o yeryüzünde bir yerde. Geri sayımda olan zamanının gelmesini ve gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Ahit sandığı kayıp yolculuğunda oradan oraya götürülürken son el olarak onu bir Türk ele geçirdi ve sakladı. O Türk kimdi? Cevaplarınızı bekliyorum. Her şeye rağmen şu an nerede ve bulabilecek miyiz? Belki de en önemli soru bu. Herkese merhabalar, ben Volkan Çelik. Uzun zamandır araştırdığım ve dosyalar halinde biriktirdiğim arşiv niteliğindeki konularımdan birini daha birkaç bölümden oluşacak şekilde sizlerle paylaşma niyetindeyim. Kanalımıza destek olmanızı beklerim. Şimdiden herkese teşekkürlerimle. Yaradan'ın buyruğuyla akasya ağacı ve som altından oluşturulan ve içinde Hazreti Musa'ya vahyedilen 10 emir tabletleri ve bazı gizemli eşyalar bulunan kutsal ahit sandığı hemen hemen tüm inançlar için oldukça önemli bir yer tutuyor durumda. Tevrat ve Kur'an-ı Kerim'in müjdelediği ahit sandığını Allah tarafından görevlendirilen iki melek korumaya devam ediyor. Allah'ın buyruğuyla Hazreti Süleyman tarafından hazırlanan kefaret çadırında yer aldığı dönemde Yaradan bir bulut halinde tecelli ettiğini de bildirmişti. İlerleyen bölümlerimizde yer yer ayrıntılarıyla öğreneceksiniz. Son dönemdeki haberler, sızdırılan ve örtbas edilen bazı fotoğraflar, Tarsus kazısının ahit sandığıyla ilişkisi, Vatikan'dan Erdoğan'a sürpriz davet ve Vatikan'ın şaşkınlık yaratan dengesiz açıklamaları. Hepsi bu bölümde. Geçtiğimiz tarihlerde bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde bazı görseller, açıklamalar ve iki haber paylaşıldı. Bu atağın Vatikan destekli olduğunu düşünüyorum. Nedenini videonun sonunda göreceksiniz. Vatikan'da neler oluyor sorusunu sadece biz değil, tüm dünya sormaya başladı. Haberlerden ilki Tarsus kazısıyla yakından ilgiliydi. Hemen hemen herkesin yakından takip ettiği Tarsus'taki gizemli kazının yankıları hala devam ediyor ve belirsizlik sürüyor. Kazının nedeni ve evde ne arandığı hala cevabını bulamadı. Türk özel MIT ekiplerinin, güvenlik teşkilatlarının, Vatikan'ın önde gelen temsilcileri, Amerikalı görevli ve muhabirler ayrıca açıklama yapamıyor. Yoğun oranda radyasyon alarmının verilmesi ve bölgenin boşaltılması sonucuna rağmen halkın ve bir takım araştırmacıların zorlamasıyla dahi olsa devletin Tarsus kazısında bulunanlara dair açıklaması şöyle oldu. Bir adet bronz sikke, birkaç anfora, kırık sütun parçası, incelemelik durumda seramik parçaları.
Yani onca teşkilatın ve gizliliğin varlığına rağmen yapılan bu açıklama kesinlikle doyurucu değildi. Hatta dalga geçer gibiydi. Tabii bu durum meraklı araştırmacıları ve konuyla ilgilenen teorisyenleri daha da yaratıcı olmaya, daha da cesaretli olmaya sevk etti ve merakı daha da arttırdı. Evlerin altına kadar kazmışlar mı? Kazıldı tabii, hep evlerin altı kazılmış. Geçtiğimiz dönemlerde Sözcü.com.tr'de yayınlanan habere göre şok bir görüşme gerçekleşti. Papa Erdoğan'ı Vatikan'a davet etti ve kısmen de olsa gizli bir görüşme gerçekleştirildi. Buluşma sonrası ise dünya kamuoyunun cevap beklemesi ve yapılan baskılar sonucu neye hikmetse Vatikan'ın Ankara Büyükelçiliği'nden önemli bir açıklama yapıldı. Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Başpiskopos Paul Russell, Vatikan'ın Tarsus'taki herhangi bir arkeolojik kazı veya başka faaliyete dahilliği yoktur dedi. Tüm gelişmeleri, haberleri ve söylentileri yalanladı. Büyükelçi, Vatikan'ın Tarsus'taki olayla ilişkilendirildiği haberlerin uydurma ve yanlış olduğunu söyledi. Peki neden Vatikan? Neden gizli bir görüşme? Papa neden Erdoğan'ı çağırdı? Ayrıca Erdoğan başkasının ayağına neden gitti? Görüşmenin duyulması ve konunun daha da büyümesi üzerine kısa bir süre sonra Vatikan Tarsus'taki gizemli kazıyla ilgili bomba bir açıklama daha yaptı. Vatikan'ın haberi ve açıklaması şuydu: "Aslında biz Hazreti İsa'nın havarisi olan Aziz Paul'ün mezarını aradık." Bu açıklama herkes üzerinde büyük şaşkınlık yarattı. Fakat havuz medyası gündemde pek fazla yer vermedi. Peki Vatikan neden önce inkar etti? İnkar etmişken neden ikinci bir açıklama yaptı? Koskoca Vatikan'ı yalan söylemeye iten şey neydi? Aslına bakarsanız konu çözülüyor gibi görünse de her şey daha da karışık bir hal almaya başladı. Acaba çok önemli bir şey bulundu da baskı uygulayan halka bilgi verememenin endişesiyle farklı bir hedef mi gösterilmek istendi? Ayrıca Türk yetkililerin veya Erdoğan'ın neden konuyla ilgili bir açıklaması bulunmuyor? Devamında yine sular durulmadan önemli bir gelişme daha meydana geldi. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Tarsus'ta yapılan gizemli kazıyı meclis gündemine taşıdı. Başarır, Recep Tayyip Erdoğan'ın Vatikan ziyareti esnasında Aziz Paul'ün kayıp İncil'ini Papa Franciscus'a teslim ettiği iddiaları doğru mudur şeklinde direkt bir soru yöneltti ve devamında ayrıntılarla birlikte şöyle de bir bölüme yer verdi. Her ne kadar Kültür Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından kazıyla ilgili envanterlik nitelikte taşınır taşınmaz kültür varlığına rastlanmamış dense de kazının bittiği 3 Kasım 2017 tarihinden yaklaşık 3 ay sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan'ın daveti üzerine eşi ve beraberindeki heyetle birlikte çeşitli hediyelerle Papa Franciscus'u ziyaret etmiştir. Bu ziyaretin en önemli özelliklerinden biri de 1959 tarihinde Cumhurbaşkanı Celal Bayar'dan sonra Cumhurbaşkanlığı düzeyinde Vatikan'a yapılan ilk ziyarettir.
59 yıl sonra ilk kez Türkiye'den bir cumhurbaşkanının Vatikan'ı ziyaret ettiği düşünüldüğünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bu davet üzerine ziyaretin Tarsus'taki kazıyla bir ilişkisi var mıdır? Yoksa Sayın Erdoğan'ın kazıdan kısa bir süre sonra Vatikan'ı ziyaret etmesi tamamen tesadüf müdür? Recep Tayyip Erdoğan'ın Vatikan ziyareti esnasında Aziz Paul'ün kayıp İncil'ini Papa Franciscus'a teslim ettiği iddiaları doğru mudur? Asıl önemli olan bu iddialar doğru değilse, kendi topraklarımızda çıkan bir değer neden ve neyin karşılığında Vatikan'a teslim edilmiştir? Evet değerli arkadaşlar, fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarınızda belirtmenizi sizlerden rica ediyorum. Türk Devleti, Milletvekili ve Vatikan'ın açıklamalarına dayanarak şöyle bir bakalım ne bulundu, yani elimizde ne var? Türkiye'nin açıklaması neydi? Bir adet bronz sikke, birkaç amfora, kırık sütun parçası, incelemelik durumda seramik parçaları. Vatikan'ın ilk açıklaması ise biz bu işin içinde yokuz, tüm haberler yalandır. Vatikan'ın ikinci açıklaması İsa'nın havarilerinden Aziz Paul'ün mezarını aradık şeklinde olmuştu. Elimizde olan bir diğer veri ise Vatikan'ın Erdoğan'ı özel olarak davet edişi ve diğer veri ise CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın açıklaması ve iddiası devamında meclise sunduğu soru önergesi oldu. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın Vatikan ziyareti esnasında Aziz Paul'ün kayıp İncil'i ve devamında Papa Franciscus'a İncil'i teslim ettiği. Evet, çelişkileri görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Hala net bir açıklama, net bir cevap yok. Doğru olan nedir? Yetkilileri ve mekanizmaları yalan söylemeye veya sessiz kalmaya iten şey nedir? İsterseniz durumu bir seviye daha yükseltelim. Peki o halde ya ahit sandığı bulunduysa ve Vatikan'la görüşme bu yüzden yapıldıysa? Oluşabilecek soruları ve içinde bulunabileceğimiz durumu görüyor olduğunuzu düşünüyorum. Ve cevapsızlık maalesef ki teorisyenleri bu sonuçlara doğru itmeye devam ediyor. Peki bu durumda tarih ne yazacak? Cevaplarınızı yorumlarınızda mutlaka belirtin değerli düşünen arkadaşlarım. Evet devam ediyoruz. Bu süreçte bir olay daha yaşandı. Kamuoyu bu yaşananlarla ilgilenirken teorisyenlerin, araştırmacıların ve gizem avcılarının tüm dikkatleri bu noktaya çekilmiş durumdayken o sıralarda yani 2017 Ekim ayı dolaylarında Vatikan kaynaklı ve sadece belli başlı bazı haber ajanslarının değerlendirdiği bir haber gündeme girdi, kaldırıldı ve unutuldu. Şu an bile bazı yerel haber siteleri dışında haber bulunamıyor. Aslında haberi bulsanız bile haberde yayınlanan metnin ve fotoğrafların değiştirilmiş olduğunu görürsünüz. Peki herkes Tarsus'la ilgilenirken o sıralarda ne oldu? İşte ayrıntılar ve önce kullanılan ve sonra da kaybolan fotoğraflar. Önce ahit sandığı hakkında kısa bir bilgi veriliyor, devamı ise şöyle. Yahudi inancına göre Mesih'in en büyük alameti kayıp sandık ayı bulması olacak. Günümüzde Mesih'in gelişini hızlandırmak isteyen Yahudilerle onlara destek olan evangelistlerin büyük bir ittifak yaptıkları da biliniyor. İsrail'in o çok konuşulan kazılarının asıl sebebi olarak hangi gerekçeleri gösterirse göstersin, yıllardır süren kazıların tek bir hedefi var. O da ahit sandığı. Bir Türk haber muhabiri mabede giriş yolunu buldu. Türk yetkilileriyle bağlantı kurulmasını sağladı.
Mescid-i Aksa'ya giden surlarla çevrili olan, içerisinde Filistinli bir aile tarafından bugüne kadar büyük mücadelelerle korunan bu mabedin girişi bir dükkanın içinden sağlandığı anlaşıldı. Mescid-i Aksa'nın her köşesine yer altından kolayca ulaşımı sağlayan bu dükkan, 2017 Eylül-Kasım ayları arasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından tüneller en ince ayrıntısına kadar incelendi, çeşitli saptamalar yapıldı ve onarılarak Filistinli aileye teslim edildi. Peki, bu inceleme ve onarım aşaması esnasında neler yaşandı? Ve bu haberin devamında paylaşılan fotoğrafsa sansasyon niteliğinde. Gerçekliği hakkında tam olarak net bir şey söylenemese de incelemenizi öneriyorum. Ayrıca bu önemli haberi Türkiye medyasının görmemesi, hatta haberde yer alan bu fotoğrafların hiçbir yerde kullanılmamış olması da ayrı bir merak konusu. Dediğimiz gibi değerli arkadaşlar, hedef değiştirip diğer taraftan kutsal ahit sandığı bulunduysa şu an kimin elinde? Vatikan'ın mı? Türkiye'nin mi? Yoksa asıl soru ve cevap şu mu? Güçlü ve seçilmiş görünmek amacıyla planlanmış, Türkiye'yi ilgilendiren siyasi bir oyun muydu? Cevaplar sizde. Yorumlarınızda lütfen belirtin. Tabii bu arada bir dipnot iletmek istiyorum sizlere. Şu an ahit sandığının Türkiye'nin elinde olduğunu düşünenlere şunu da hatırlatmak istiyorum değerli arkadaşlar. Eğer ahit sandığı gibi büyük bir güç, büyük bir müjde elimizde olsaydı, şu an siyasi anlamda lider olan kişinin tüm varlığıyla dahil olduğu basit bir belediye seçiminde dahi olsa kaybetmezdi. Bunu aklınızda tutun. Devam ediyoruz. Peki Amerikalı yazar ve araştırmacı Ron Wade ismini duymuş olduğunuzu düşünüyorum. Eğer duymadıysanız mutlaka araştırın. Ron Wade bir buluş gerçekleştirdi. Bu keşfinin ardından kısa bir süre içerisinde kilise ve bazı gizli güçler tarafından itibarsızlaştırıldı ve o büyük keşfinin ardından Ağrı Dağı'nda yer alan Nuh'un gemisini bazı havariler tarafından yazılmış gerçek İncil örnekleri ve Hz. Musa'nın ikiye ayırdığı Kızıldeniz'in içinde kalan Firavun ve askerlere ait kalıntıları bulması sonrasında bile hak ettiği ilgi ve değeri göremedi. Buluşları yok derecesinde değersizleştirildi ve Ron Wade 1999'da hayatını kaybetti. Çalışmalarını ve orijinal video kayıtlarını YouTube'da bulabilirsiniz. Peki, gizlenmeye çalışılan o keşfi neydi? Yazmış olduğu az sayıdaki kitapları arasında yaptığım incelemede önemli bir içeriğe rastladım. Başlık şöyleydi: Kutsal Ahit Sandığını Buldum. Devamındaysa Kutsal Ahit Sandığını nerede bulduğunu bu temsili görselle bizlere bildiriyor. Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği noktanın hemen altında meydana gelen çatlağı takip ettiğinizde kutsal ahit sandığına ulaşıldığını göreceksiniz. Yazar ve araştırmacı Ron Wade bu keşfi sonrası genel anlamda bir sessizliğe büründü
ve nedense her şeyden aforoz edildi. Şu an ahit sandığının Amerika'nın elinde olduğunu varsayarsak, bunu HAARP, Bluebeam, uzay araştırmaları veya zaman makinesi yapımında kullanmış olabileceklerini düşünmek hiç de zor değil. Belki de bu güvenleri oradan geliyor. Belki de bu yüzden dünyanın lideri konumunda, teknolojik anlamda önde ve galaksi anlamında sözcü durumunda yer alıyor olabilirler. Yorumlarınızı mutlaka belirtin. Ve şimdi farklı bir noktaya odaklandıracağım sizleri. Yıl 2009, Türkiye'deyiz. Gazeteci yazar Mehmet Güler imzası taşıyan, önemli olmasına rağmen gazetelerde oldukça küçük yer bulan bir haber yayınlandı. Şöyleydi. Mehmet Güler, Vatikan'ı ziyaret etti ve Papa 16. Benedikt'le bir görüşme gerçekleştirdi. Mehmet Güler, kutsal ahit sandığını sordu ve kulaklarına inanamadığı sözler işitti. Papa 16. Benedikt, yani Patrik, şöyle bir açıklama yaptı. Kutsal ahit sandığını bulduk. Sandığı gözlerimle gördüm. En kısa zamanda dünyaya açıklayacağız, diye konuştu. Patrik'in sözlerine göre ahit sandığı geçen 1000 yıla rağmen eskimiyordu. Yani yapıldığı zamanki kadar yeniydi sandık. Asla değişmiyordu. Ve şekli de aynen kutsal kitaplarda anlatıldığı gibiydi. Meraklıların görüşüne açık değildi. Ona bakacak yüceliğe sahip olanlar dışında bugün ve gelecekte kimseye gösterilmeyecekti. Patrik sözlerini şöyle bitiriyordu. Kutsanmış olan kalıcıdır. Ahit sandığı insan eliyle yapılmamıştır. O bir sırdır. Yahudi kavimler tarafından binlerce yıl önce Etiyopya'ya götürüldüğüne inanılan sandığın kısa süre sonra basına tanıtılacağı tahmin ediliyordu. İşte gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar. Tam bulundu diyoruz, hemen ardından başka bir muamma ile karşılaşıyoruz. Hala soru aynı. Bulundu mu? Bulunmadı mı? Belki de asrın en önemli sorusu ve beklenen cevabı budur diyebiliriz. Devamındaysa öğrenmemiz gereken birçok soru ve konu bulunuyor. Ahit sandığı nedir? Onu kimler taşıdı? Hangi peygamberler kullandı? Kimler ahit sandığı için savaştı? Kimler kurdu? Kimler kaybetti? Ahit sandığının doğuşu ve tarihi nedir? Tevrat'ta belirtilen Yaradan'ın Hazreti Musa ve Hazreti Harun'a kefaret emri neydi ve bu emirde ahit sandığı kullanılırken neden Tanrı ve Azazil'e, yani çölde yaşayan büyük cine birer kurban adanması emri verildi? Bu ve birçok sorunun cevabını burada yeri geldikçe öğreneceksiniz. Hal böyleyken sizlere sormak istiyorum arkadaşlar. Belki de sandık çok yakınınızda olabilir. Belki de hiçbir şey bildiğiniz gibi değildir. Belki de ahit sandığı ortalık bir yerde bizleri bekliyor ve şu an gözlerimizle göremiyoruz. Cevaplar çok çeşitli olabilir. Ayrıca şunu da belirtmemiz gerekiyor. Havas, Cifir, Kabala veya dünya genelinde birer deniz derya dediğimiz ilim olduklarını ileri sürdüğümüz felsefeler veya alim, evliya ya da aziz diyerek medet umduğumuz kişiler her konuda her şeyi gösterirken, yeri geldikçe Yaradan'la bile konuştuklarını anlatırken nasıl oluyor da ahit sandığının yerini gösteremiyorlar? Bunu hiç düşündünüz mü? Gaybın bilgisini kim biliyormuş? Şimdi bu ayeti daha iyi anladık. Evet, devam edelim. Peki siz Evliya Çelebi ve Sancar Bey'in ahit sandığı efsanesini hiç duydunuz mu? Çok yakında geliyor.